Evet, Yeni Kapı'dan yayınlarımız devam ediyor. Gurbetçi Giresun Haber TV'nin değerli takipçilerim. Yanımızda şu anda tabii bizlerle aynı işi yapan, sosyal medya üzerinden yayınlar yapan bir arkadaşımız var. Kendisi biraz izledim. Aslında Giresun günlerini uzun yıllardır beraber yürüttüğümüz, beraber temsilcilik yaptığımız, Giresun'u temsil etmeye çalıştığımız arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kendisi biraz izledim, Metin Öztürk. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sevgili Metin, siz de bizimle beraber en az bizim kadar bu işlerde emeğiniz var. Yeni Kapı Giresun günlerini nasıl buldun? Gayet başarılı buluyorum. Kalabalık, mesela diğer hemşire günlerine geliyorsunuz. Ordu, diğer iller. Ama gördüğüm kadarıyla bizim kalabalığı yakalayamıyorlar. Tabii bunu bu akşam resmi sonuçlar olarak da herhalde açıklanır diye düşünüyorum ama bizim Giresun kalabalığını, Giresun birlikleriyle yakalayamadılar diye düşünüyorum. Evet, zaten şunu değerli takipçilerimiz, şunu bilmemiz gerekiyor. Her yayınımızdan onu tekrar ediyoruz. 14. Giresun günleri. Başka illerin 14.sünü yaptığı bir başka bir il yok. Biz bu işin kurucusuyuz. Bunun da bu şekilde yüksek katılımlı olması gayet normal. Bir de başka bir şey daha var. Biliyorsun geçen sene pandemi koşullarından dolayı yapamadık. Şimdi bir de bu pandemi koşullarından dolayı yapamadığımız için bir de birikmişlik var. Tabii gerçekten bugün muhteşem bir kalabalık vardı. Dün de kalabalıktı ama bugün daha beter bir kalabalık var. Siz nasıl gördünüz? Katılımcıların yüzünde bir mutluluk var mı? Tabii kesinlikle var. Yüzlerinde bu rahat okunabiliyor. Memlekete gidemeyen bir nebze olsun burada o hasreti, o mutluluğu hem eşiyle, dostuyla, çevresiyle, kültürüyle yani buraya geldiğinde köy yaşantısından, memleketinden bir takım argümanlar bulabiliyor. Kültür bulabiliyor, sanat bulabiliyor, müzik bulabiliyor, göre bulabiliyor. Ve aslında yaşadığı toprakları burada bir nebze olsun hem görüyor hem yaşıyor ve bu mutluluk vesilesi oluyor. Eksik gördüğünüz bir şey var mı? Onu bir bizi izleyenler ya da bizi bundan sonra izleyecek olan federasyonumuz yetkilileri ya da Giresun'un bu organizasyonunu yapanlar dikkate alsınlar. Eksik gördüğünüz bir şey oldu mu? Tabii şöyle diyeyim. Yani aslında bu bilimsel bir konu olarak da incelenmesi lazım. Mesela bu yani Fesane'de başladığımız 14. sınıf düzenlediğimiz bu etkinliği kuruluş aşamasında şu an vekil olan Hasan Turan ile beraber hareket ettik. O zaman biraz dernek başkanımızdı ve biz bu işin içerisindeydik. Pardon, dernek yönetimindeydi. Başkanımız Halil İbrahim Keleş'ti. Beraber yürüttük, beraber organize ettik. Tam üzerine muhakkak koyulması gereken eksikler var. Ben bunu çok rahat görebiliyorum. Nedir bu? Mesela Alpi Diş. Mesela ben bunun Giresun olduğunu bilmiyorum. Ki bunun gibi çok daha yani içimize yetişmiş, içimizde ama köşede kalmış, irtibat kurulmamış çok daha işletme sahipleri, çok daha değerlerimiz var. Yani bunun bir bilgi bankası olması gerekir. Bunda bir yani mesela ben geçen dönem biraz dernek başkanıydım. Eğer bu dönemde başkanı yürütmüş olsaydım Avrupa Kolejleri Talip Emiroğlu'nu buraya stand tutmaya razı etmişti. Yani bu bir eksiklik. Bu bizim Biraz'ın bir değeri. Ama burada bunu bir biraz hızlı bir Bahçeşehir yok. Bahçeşehir herkes öyle. İlk baştan biz ona getiriyorduk ama şu an gelmiyor. Ne için gelmiyor? Yani bu bir dünya markası. Ve aynı zamanda Giresun'a yatırımlar yapıyor oteller. Siz daha iyi biliyorsunuz. Olayın içindesiniz. Şu an Enver Bey'in bütün enerjisi Giresun üzerine yoğunlaştı. Ama burada Enver Bey'e muhakkak ikna edilmesi gerekiyor. Ha, federasyon başkanımız ama bakanlık düzeyinde veya vekiller düzeyinde ikna edilip buraya gelmesi gerekiyor. Oğuz Kağan kolejlerimiz var. Biz eğitim yuvasıyız. Ama eğitimlerimiz yok. Yani eksiklerimiz var. Ama bunu federasyon muhakkak dikkate almak zorunda. Yani uyarımı başkanım Burada bir yapacağım. çağrımız, burada bir çağrı yapmış olduk tabii. Son olarak tabii organizasyonun katılımcılarında eksiklikleri söylediniz de yani aslında olması gereken başka ne olabilir yani? Katılımcıların haricinde müzik, bu sene tema müzikti. Yeterli buldunuz mu? Ya burayı yeterli bulduk. Yani burada işte cevap verilebiliyor. Ama ben yine söylüyorum. Yani bu aslında bu çok bilimsellik arz edecek bir konu. Yani bizim gibi biz biraz sığ düşünebiliyoruz. Neden? Yani görüş açımız bu kadar. Ama bu bir üniversitede uzmanlık konusu.
aslında SDK'lar değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Mesela ben dernek başkanlığı yaptığımda, yani sokaktaki köpekten dahi, yani köpekle demiyorum artık, sokak dostlarımızdan dahi kendimi sorumlu hissettim. Uçan kuştan, evine ekmek götürmeyen insandan, eğitimden, yani her velhasıl toplumun dokunulması gereken her noktaya dokunmaya gayret ettik. Tabii sivil toplum örgütleri de biraz siyasetten arınmalı yani. Siyasetin... Yani kesinlikle ben asla siyaset, ne siyasetçiyi soktum derneğime, ne siyaset yaptım. Tamamıyla STK'nın neler yapabileceğini, olması gereken kendi ufkumdaki, vizyonumdaki dernekçiliği ben biraz derneğinde yaptığıma inanıyorum. Başarılı olduğuma inanıyorum. Yani şöyle ifade edeyim. Hiç biraz derneğinden burs verilmezken resmi olarak ben 126 kişiye ilk yıl 20, ikinci yıl 126 kişiye ben burs verdim. Ve 250'ye yakın efendim öğrenci kaydım var. Mesela Fransız'da 46'ya yakın akademisyen kimlik var. Bu bir hazine. Yani bunlara davete çıkartılması lazım. Bunlar gelmesi lazım. Bunlar Fransız'ın, Giresun'un bir değerleri. Üniversitede mesela Acıbadem, Eskişehir başhekimi Fransız'da benden bir sonra okuyan dönem arkadaşım benim. Yani o özel ilgi, yani bunu biraz federasyon başkanı, federasyon yöneticileri bunu düzenlerken biraz daha geniş kapsamlı, yani toplumda az çok bu işleri insanlarla işare yaparaktan ama her sene üzerine koyaraktan bu işi düzenlemezse, yani biz de Şubat'taki çocuğumuza, eğitim gören insanlarımıza onlara aynı zamanda vizyon çizmiş oluruz. Yani Acıbadem, Eskişehir, başhekimi bak Giresunlu, Hasan Turan, STK'lardan gelmiş bir kardeşimiz, milletvekili, bilmem şu şuradan, yani çocuklara aynı zamanda vizyon çizmemiz lazım bu gibi insanlarla. Ama bunları biz toplumla kucaklaştırmak, toplumla bağdaştırmak zorundayız. Evet, var mı eksik bir şeyimiz yok değil mi? Geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Sevgili Mehmet. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olasın. Güzel bizi aydınlattınız. İnşallah başka yayınlarda görüşürüz. Zaten büyük ihtimalle birlikte yayın da yapacağız. Evet. Bir zamanda görüşmek üzere. Size de başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın.